Bugün de bizim Derya'nın çok güzel ama artık vedalaşacağı bir bluzu var. Bu da bir tasarım bir şeydi onun. Bakın altı böyle biraz yuvarlaktır şurası. Şimdi biz bunu kesiyoruz ve çantaya dönüştürüyoruz. Tişörtten falan da yapabilirsiniz. Öyle çok örnekler de var. Biz de yapmıştık zamanında. Ama tişörtün tabii kollarını kesmeniz lazım. Atlet türü şeylerden çok güzel oluyor. İçine tas koyarsınız koymazsınız o sizin bileceğiniz iş. Yalnız Sibel bir şeye bakacağım. Buyurun. Tas buradan geçecek sonra değil mi? Geçer geçer. Bir dakika. Buyurun. Akşam onu düşündüm. Geçer. Rüyama yok. Girdi gerçekten. Geçer. Evet tamam. Şimdi, atlet tipi değilse de şuranın çünkü askısı evet. Oluyor omuz askısı. Bu şekilde kesmeleri yani gerekiyor. Yani bunun sapı olacağı için atlet tarzı bir şey çok güzel oluyor. Daha büyüğünde 5 dakikamız var. Hadi tamam. Kes Sibel. Güzelce. Şuradan bu şey olduğu için kesiyoruz hani altı yuvarlak olduğu için yoksa kesmeye de biliriz. Eğer altının düzse, yuvarlaklığını da kullanabilirdik ama bir katı var, kat, bir şeysi evet. Var. Şunu şöyle kesiyoruz. Kotonitle evet. De ya da kullandığımız bedendeki bluzun materyaline göre alta bir 16 santim çapında bir sık iğneyle bir şu taban örüyoruz. Şu tası alabilir miyim? Ki neden? Neden biraz 16 fazla. Santim? İçine koyacağınız hı-hı. Tas... Ya da sert karton bir şeyi, herhangi bir şeyi biraz geçmesi lazım şöyle. Yaklaşık şu şekilde. Bir parmak. Evet. Taban çapından daha büyük. Evet. Şimdi nasıl yerleştireceğiz? Sonra, onu bir gösterelim. Şimdi hemen bunu kenarını bir teyel büzgüsü yapacağız. Teyelledikten sonra o yaptığımız teyeli bunun etrafına sabitleyeceğiz. Yani ortada açıklık bunun çapı kadar bırakacak şimdi Sibel. Evet. Onu oraya monte edeceğiz. Aynı şurada olduğu gibi. Bakın. Bu kadar. Bakın tasın dibi de burası. Bu kadar bırakacağız. Ben hatta bunu şöyle yaptım. Bu da bir fikir. Buraya direkt ördüm bunu. Evet. Böyle ördüm. Yani trikoysa böyle yapabilirler. Trikoysa yünden yapabilirsiniz. Böyle atlet gibi bir şey. Onu çantaya dönüştürebilirsiniz. Herkesin evinde böyle şeyler vardır. Hani çarşıya pazara giderken bile... Çok çok rahat bir şey. Bir meyve sebze aldınız, bir yere bulaşmaz, bir yere akmaz. Olduysa da tasınızı çıkartır, yıkarsınız. Sibel şimdi onu büzdürürken evet, ya da evet, bir tane daha bir şey ördük. Onu da göstermek istiyorum. Şimdi bunun tasını yalnız rengini değiştireceğim. Şimdi bu da bunun içinde. Bunu da Oya Hanım ördü. Bizim böyle kesip hazırladığımız içinde pek çok... kumaş türünün olduğu ama türlerin hep esnek ve şey olduğu yani kendi penye ipimizi bir şeylerden kumaşlardan keserek hazırladık. Biz bunlarla geçmişte çok şeyler ördük. Bizim böyle böyle bir sürü şeyimiz var. Yumağımız. Yumağımız var. Yumağımız farklı var. Renklerde. Evet. Şimdi bakın şöyle bir çanta yaptık. Bu da bir bunu da isterseniz gösteririm. Şuralarına çiçekler yaptı Oya Hanım. Şurasını şey yaptık. Zincir zincir kafes kafes yaptık. Şuraya kadar tas yüksekliğinde ördük. Burayı kafes kafes yaptık. Ve şu bağlamayı yaptım. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu şöyle yapıyorum. Ver Sibel bunu çıkartayım. Tekrar burada neyi? Koyayım. Makası mı? Evet ha, tamam. Makası ver. Şurada şu sizinkini vereyim. Şimdi şunu... Bu bağlama değişik bir bağlama. Yani tek sap da yapabilirdiniz. Ama burada iki tane şey var. Bir, iki Sibel'e de vakit kazandırıyorum bu arada. Şimdi bir tanesini geçiriyorum şuradan. Bakın. Birini geçiriyorum. Bunu ben yaptım. Orada atölyede. Şu şekilde birini geçirdim. Dim. Şimdi dim. Onu şurada düğümleyeceğim birazdan. Diğerini, bu bağlama çok güzeldir. Pek çok yerde kullanabilirsiniz. Yapanlarınız vardır belki. Diğerini de bunun çıkış noktasından bu tarafa doğru gidiyorum. Şaşırmayayım.
şuraya geldim. Evet. Bir dakika. Şunu şöyle yapacağım, bağlayacağım ki şey olsun. Evet. Bunu da bağlayayım. Birini oradan, birini oradan çekeceğim de galiba bir karışıklık oldu mu? Olmadı. Bunu bundan bağladım. Öbür sapı bulamıyorum. O şurada kalmış. Dur, tamam, hadi. Dikeceğiz sonra. Tamam. Bir dakika, bir yanlışlık yaptım, çok karıştı. Hayır, yanlış şeyi yanlış şeyle bağladım. Neyse, birini buradan birini oradan yapıp böyle çekeceğim fakat oldu mu Sibel? Sen vakti kazandın mı? Sağ olun, kazandım. Sen onu yaparken ben şunu düzelteyim. Peki siz rica etsem tası siz koysanız içine, bakın alt tamam şimdi ama dikeceğim. Tamam. İşte. Bir dakika. Evet. Buyurun. İşte. Yani... Tek başına da olabilir ama bu da işte size şurada çanta. Bir çanta. Bluzdan çantanız hazır. Bunu böyle o şurada taşınan çantalar gibi şöyle taşırsanız daha da şık olur. Reklamlara mı gidiyoruz? Ama ben şeyimi bir dakika göstereceğim. Şimdi birini buradan gidiyorsunuz, birini oradan gidiyorsunuz, bağlıyorsunuz ve şu şekilde renkler olduğu için göremedim gözümle. Evet, güzel oldu mu? Beğendin mi? Valla süper. Bak içine de ne istersen koy. Yumağını koy. Gittik gittik yönetmenim. Hemen gidiyoruz. Ver. Hemen. Makası koy. Makası. Neyi istersen koyarsın. İşte. İş çantası evet, da olur. Doğru. Buyurun.